Merhaba sevgili arkadaşlar. Cümle anlamına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cümleden çıkarılabilecek yargı. Dostlar, aslında az önce yaptıklarımıza biraz biraz benziyor. Yani bir cümle verilecek. Buradan çıkarılabilecek yargının ne olduğu sorulacak. Bak örneğe bakalım. Sonra soruya geçeceğiz. Hayat yıllarla değil, yani önemli olan yıl değil, yapılan, yaşanılan, verilen ürünlerle kocaman olabilir. Burada neden bahsediyor arkadaşlar? Yani dolu dolu ve üreterek yaşayanlar uzun yaşamış olur. Yani ben boşuna yaşıyorum demesin. Buna benzer bir ifade çıkaracağız dostlar. Peki. Şimdi bir tane ineğimiz var. Gördüğünüz gibi tatlı bir inek. Aslında PowerPoint sunumunda biraz daha böyle bir harekette hakikaten kendini keseliyor falan su akıyor sesler mesela de var. Gibi gibi. Ama artık böyle bu şekilde idare edeceğiz. Şimdi buradan ne çıkarılabilir, neler çıkarılamaz? Bakın inek yıkanırken sürekli su harcıyor. Doğru. Çünkü su devamlı akıyor. İnek yıkanmayı seviyor. E keyfe baksana keseliyor, meseliyor falan kuyruğuyla. Keyif yerinde. Çıkarabilirim bunu bakın. E inek kendini sabunluyor. Zaten sabunlar yerlerde görüyorsunuz. Köpüklemiş kendini belli zaten. Burada şampuanı vesairesi var. O zaman bunu çıkarabilirim. Ama İnek çok kirlendiği için mi yıkıyor bilmiyorum ki ben. Belki de sevdiği içindir. O emin değiliz bunu çıkaramam. Temiz ineklerin sütü bol olur. E sütle ilgili hiçbir şey söyleyemem. Yani illa kirli ineklerde de süt bol olabilir. E, i̇nek dalin kullanıyor dediğimde reklamlara girdi galiba. E şimdi şampuanın ne olduğu belli değil mi ki buradan. Bunu çıkaramam. Buna dikkat edeceğiz dostlar. Yani e, önce bir basit görsel örneklerden gidelim. Sonra normal sorulara geçeceğiz. Şimdi bak burada bir örnek cümle var dostlar. Önce bu örnek cümleyi bir okuyalım. Ondan sonra da e, normal hangilerini çıkarıp çıkarmayacağımıza bakalım. Birinci sınıfta olmasına rağmen, bak birinci sınıfta olmasına rağmen, şimdiden okulun basketbol takımında oynamaya başladı. Demek ki okulun basketbol takımından seçilmiş ama bu birinci sınıfta. Ona rağmen seçilmiş. Neler çıkarabilirim? Oyuncunun çok yetenekli biri olduğu çıkar mı? <laughs> Bence çıkabilir. Adam yetenekli olduğu için birinci sınıfta almışlar yani. Öyle hemen ilk sınıf, birinci sınıfta hemen ilk başta gelir gelmez bunu aldılarsa bu bir başarıdır yani. Sporcunun ileride daha başarılı olabileceği çıkarılabilir mi? Çıkarabilirim ben. Yani birinci sınıfta girmişse kendini geliştirebilir. Takıma küçük sınıflarda olanların da girebileceği anlamı gelir mi? Gelir. Yani demek ki illa ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta olmasına gerek yok. Bir de de alınabilir. Bunu çıkarabilirim. Ama oyuncunun takım arkadaşlarından daha iyi olduğunu söylememiş ki yok. Yani sadece birinci sınıfta almışlar yeteneği var. Diğerlerinden daha iyi olduğu için de yeteneği olduğu için. Arkadaşlarının onu çok sevdiği bir şey dememiş ki bununla alakalı. Bunu ben kendi kafamdan uyduramam. Oyuncunun diğer spor dallarında da başarılı olduğu. Ya basketbol demiş. Diğerleriyle ilgili bana hiçbir bilgi hissettirmemiş mi? Adam baskette yetenekli. Futbolunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu çıkaramam. Ve geldim kesin yargı çıkarmaya. Arkadaşlar son zamanların en meşhur soru tarzındandır. Özellikle de TYT, AYT, KPSS, DGS, ALES ve hatta LGS sınavlarında bu konu artık sıkça sorulmaya başlamış. Peki nelere dikkat edeceğiz? 1- arkadaşlar yorum katmayacağız. 2- derecelendirme daha en karşılaştırma mesela kadar göre üstünlük, yine en benzerlik, oranlama gibi sözleri mutlaka göz önüne alacağız. Yani bir en sözcüğü bile ne kadar değiştirir işi ona dikkat edeceğiz. Her cümleyi kendi içinde değerlendireceğiz. Kafamızdan az önce yaptığımız gibi yorumlar çıkarmayacağız. Özellikle eklere, bağlaçlara, sayısal verilere dikkat edeceğiz. Verilen cümlede birden fazla kesin yargı çıkabileceğine bak. Birden fazla çıkabilir. Tamam mı dostlar? verilen cümlede birden fazla kesin yargı çıkabileceğini ancak seçeneklerde sadece bunlardan biri yer alabilir. Şimdi birden fazla kesin yargı çıkabilir ama sadece biz birini arayacağız. Tamam mı? O önemli bizim için. Dolayısıyla arkadaşlar birden fazla kesin yargı çıkabilir. Seçenekleri doğru okuyup tek olan cevaba gideceğiz. Ama önemli olan tabi nedir? Örnek üstünden yapmaktır. Kesin olarak çıkarılacak yargı diyor. Bakalım. Filios'ta yer alan ve günümüze kadar gelebilen Teios Antik Kenti Limanı, Teios Kenti, Teios, ya okuyamam, baştan dostlar. Filios'ta yer alan ve günümüze kadar gelebilen Teios Antik Kenti, Antik, <laughs> vallahi bir problem var ha. Filios'ta yer alan son kez. Ve günümüze kadar gelebilen Teios Antik Kenti Limanı açıklarında bulunan Üç farklı batık gemi enkazına dalışlar ve kazı çalışmaları belli aralıklara devam etmektedir. Bak ne anladım? Bir filios kenti var, orada bir antik kent var, bir liman var, üç farklı batık gemi var. O gemiye enkazına ulaşmak için aralıklı olarak yani belli aralıklarla ara ara hem dalış yapılıyor hem kazılar yapılıyor. Bu kesin ne var? Bakalım. Bu alanda daha önce hiç kazı çalışması ve dalış yapılıyor. Onu dememiş ki. O kenti bulmak için ne yapılıyor? Dalış yapılıyor. Ama daha önce olup olmamasıyla alakalı bir şey yok. Bak buradan götürdüm. Filios bölgesi tarih yapılar açısından zengindir. Şimdi tamam Filios'ta var ama zengin olup olmadığıyla ilgili bir şey dememiş. Zengin kelimesinden elerim. Teioslular sadece Filios bölgesinden kent kurmuş. Ya Teiosluların Sadece Filios bölgesinde kent kurup kurmamasıyla ilgili hiçbir şey söylememiş ki. Sadece orada bir antik kent var demiş. Devamı yok. Bu da gitti. Kazı çalışmaları ve dalışlar zaman zaman duruyor. Eee. şimdi bak belli aralıklarla devam ettiğine göre belli aralıklarla yani zaman zaman ara arada ne yapıyor bu duruyor. Bu olabilir. Emin değilim sona bakacağım. Kazılarda çıkarılan. Ya hiç kazıda çıkarılan bir şey söylemiş mi yok? Bak elde. Evet. Bitti bu kadar. Kesin ifadeler. Lütfen dikkat edelim. Ve geldim cümle analizine. Dostlar gözünüzü korkutmasın. Niye? Ya böyle istediği kadar uzun paragraf versin. Eğer işte Cyberpunk'la ilgili bir e, paragraf bu dostlar. Ve numaralandırmış bakın. Dikkat ettiyseniz numaralandırmış. Cümle analizinde her numaranın arkadaşlar ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bazıları kalkıp mesela paragrafın tamamını, ya tamamını okumanıza gerek yok. Bak zaten 1, 2, 3, 4, 5 demiş ya. Biri oku, A'yı oku, A'da 1 mi var? Çık yukarıda 1'e bak. 2'yi oku, 2'ye bak gibi. Sakın ola ki paragrafın tamamını okuma, hepsini kendi içinde değerlendireceğiz. Haydi başlıyoruz bakalım. Özellikle kolay seçmedim. Yani böyle zor gibi görünen aslında kolay olan ifadeler var. Bunu demek istiyorum. <laughs> Birinci cümlede tanımsal bir bilgi verilmiş. Bakalım var mı? Tanım neydi? İçinde dır dil olacaktı değil mi? Bakalım var mı? Siberpunk postmodern edebiyat tarihinde ileri teknoloji, düşük kalitede yaşam kavramlarına dikkat çekerek ünlenmiş birim kurgunun alt türüdür. E siberpunk nedir? nokta nokta noktanın alt türüdür. Tanımını yapmış mı? Yapmış. Gitti. Dır direktçi de var. Oradan da zaten bir kafamda Hemen işi bitirdim. Tanım var diyerek. İkinci cümlede ortaya çıkışından söz ediyor. Bakalım. Bu terimi ilk kez dediyse Bruce Bitke, Bitke 1983 yılında yayınlanan Siberbank öyküsünde kullanmıştır. Evet ilk kez ortaya çıkışı Bruce Bötke tarafından artık Bitke mi okunuyor Bötke mi diye okunur bilmiyoruz. Ne yapmış 1983'te? Işte. Bu da gitti. Üçüncü cümle. Birçok filme konu olduğunu örnekleriyle ortaya koymuş. Bakalım. Daha sonra William Gibson'ın Metrik Avc Avcısı adlı romanı. Birçok filme demiş. Burada roman. Tamam. Ve yani bu olamaz da ilk cümleden olamadı. Ve siber Banktan, siberpunktan etkilenerek oluşturulan Terminator filmi, Film var. Bilim kurgu edebiyatına farklı bir boyut kazandıran yeni bir edebiyat akımının oluşmasını sağlamış. Şimdi birçok filme konu olmuş demiş ya. Burada sadece Terminator filmi demiş. E, Metrik Avcısı da bir roman. Yani açıkçası bu olmayabilir. Yani niye? Çünkü birçok film demiş ama tek bir filmden bahsetmek ama dursun diğerlerinden emin olmam lazım. Dördüncü cümlede geleceğe dönük kimi olumsuz durumlara dikkat çektiği. Gelecekle ilgili olumsuz şeyler söylemiş mi? Bakıyorum hemen. Siberpunk'ın önemli bir özelliği bireyin özellikle internet, siber, uzay ve dev şirketlerin devletlerden daha etkin olduğu geleceğin teknolojisiyle yaşayacağı sorunları ve bu sorunlarla çatışmasını konu edinecek. Ee, gerçekten de bir sıkıntı var. Nedir? geleceğe yönelik olumsuz bir durumdan bahsetmiş. Geleceğe yönelik ne yapacak? Bir sorunla karşılaşacak. Evet. O zaman dörtte gitti. Üç olma ihtimali halen var. Çünkü ileride dörtte ne diyor? Yaşayacağı sorun diyor. Gelecekte diyor sorun yaşayacak bu. E dörtte de, de diyor geleceğe yönelik bazı olumsuz durumlar var. Geldim beşe. Beşinci cümlede karşılaştırma yapılarak bir saptamada bulunmuştur. Yani tespit. Tespit. Bakalım. Teknoloji klasik bilim kurgu yapıtlarında olumlu yönleriyle insanlara olan katkılarıyla öne çıkarken evet bir siberpunk ülkesinde sorunların kaynağı olarak görülmektedir. Evet bir saptama var mı, bir tespit var mı? Var. Yani nedir? Yani teknolojik olumlu yönleriyle insanlara katkısıyla ortaya yani çıkarken Olumlu ve olumsuz yönü de karşılaştırılmış bu arada dostlar. Çünkü olumlu mesela burada demiş olumlu yönleriyle. Daha sonra da e, sorunlar demiş bak. Olumsuzluğuna değinmiş. E, bir tespitte bulunmuş mu? Tespitte bulunmuş. Aslında demiş ki teknoloji faydalıdır fakat siberpunk'ın ülkesinde sorunların da kaynağıdır aynı zamanda diyerek tespitte bulunmuş. O zaman hem olumlu olumsuz yönünü anlatarak karşılaştırma yapmış... Hem de cyberpunk'ın e, burada e, sorunların kaynağı olduğuyla ilgili bir tespitte bulunmuş. Zaten C'nin olma ihtimali vardı açıkçası biraz da tereddüt ettim. Hani birçok demiş acaba bir tane filmi kabul eder mi? Etmiyor gördüğünüz gibi dostlar. Hepsinin olması gerekir diyoruz dostlar. Ve geldik cümlenin taşıdığı duygulara. Çok önemlidir dostlar. Ee, yani ÖSYM'nin açıkçası e, Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının özellikle de işte tahmin olasılık varsayıp sadece belli taktikler vereceğim. Ondan sonra da dersimizi noktalayacağım. Tahmin. Arkadaşlar akla, sezgilere, gözlemlere veya bir takım verilere dayanarak olacak bir şeyi önceden kestirebilme anlatan ifadelere biz ne diyoruz? Tahmin diyoruz. Yani kişisel kanaat, görüş... Bir de zan vardır. Mesela annem meraktan patlıyordur şimdi. Öyle tahmin ediyorum. Gökyüzü bulutlarla doldu. Yağmur yağabilir. Tahmin. Tahmini yağabilir. Şu anda öğretmen derse başlamıştır galiba. Tahmin ediyorum bakın gördüğünüz gibi. Bir de olasılık var dostlar. Önemlidir. Şimdi gerçekleşme şansı ihtimali olan bir durumu olayı ifade eder. Bir şeyin olabilmesi durumu yani olabilirliğidir. Eylemin iki ihtimali üzerinde duracak. Olabilir olmayabilir ihtimali. Ve olasılık anlamı iki e, değişik yollarla yapılabilir. O yollar neler dostlar? Mesela bu kış şiddetli geçebilir. Bakın ebilmek yardımcı e, yeterlilik fiile yaptım. Geçe de geçmeyebilir ihtimali. Hocam tahmine benzemiyor mu? aslında arkadaşlar tahminle olasılık farklı. Ama sizi rahatlatayım. ÖSYM sorduğu sorularda tahminle olasılığı birbirinden çok ayırmıyor. Onun için rahat olun tahminle olasılık birbirinden çok fazla ayrılmayan noktalar. Dün beni arayan Furkan olmalı. Yani Furkan da olabilir olmayabilir. İhtimal olasılık. Yalçının yanındaki kardeşi olacak. Yani olabilir olmayabilir. Bak ecek acak ekiyle yapılmış. Akşam evde yoktum Erkan beni aramıştır galiba. Arkadaşlar bakın zaten galiba sanırım sanki gibi sözcüklerle de olasılık yapılabilir tahmine çok benziyor. Dediğim gibi tahminle olasılık ÖSYM tarafından aynı kabul edilir, sayılır, birlikte değerlendirilir. Onun için e, hani burada ikisi farklıdır olayına girmeyelim. Madem aslında farklıdır ama ÖSYM aynı kabul ettiği için bizler de bunu geçebiliriz dostlar. Örnekler artılabilir ama bozdu yağmur yağabilir. Belki beni arayan odur. Bakın belkiyle yapılmış. Ebil'le yapılmış. Ebil'le yapılmış. yapılmış ve olmalı ifadesiyle yapılmış bu. Devam Arkadaşlar varsayım, bir cümlenin varsayım olması için. Ya bir an için o işin gerçekleştiğini düşüneceğiz. Ama asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Diyelim ki, tut ki, varsayalım ki, kabul edelim ki, farz edelim ki, düşünelim ki gibi sözcükler yoksa kesinlikle varsayım olmaz. Bir an için öyle olduğunu kabul edelim. Velev ki mesela. Diyelim ki, aman kalemimi aldım. Diyelim ki bu yıl üniversite sınavını kazandım. Yani bir an için öyle olduğunu düşünelim. Bak tut ki, bak kabul edelim. Değil mi? Bak düşünelim ki varsayalım ki farz et ki arkadaşlar bunların hepsi bu ifadeler olmadan varsayım olamaz. Bir an için öyle olduğunu kabul edeceğiz demek. Eleştiri. Arkadaşlar bir eser bak eser de olabilir, sanatçı da olabilir, herhangi bir durumda olabilir. Olumlu ve olumsuz düşüncelerdir. Ama bunu unutmayın. Eleştiri denildiğinde genellikle eksik, kusurlu ve yanlış yönler aktarılır. Bunu da dikkat edelim dostlar. Eleştiri cümlelerinde aynı zamanda yorum da olduğu için dostlar biz eleştiriye genelde özneldir de deriz. Mesela okuduğum romanda sıradan bir anlatım kullanılmış. Eleştirdim mi? Evet. Ya sıradan olduğu ile ilgili olumsuz bir durumdan bahsettim. Bu tiyatrocu tiyatroya yeni bir soluk getiremedi. E ben bu tiyatrocuyu ne yaptım? Tiyatroya yeni bir soluk getirememesi yönüyle eleştirdim. Ama dostlar bak şuna da dikkat edeceğiz. Eleştiri dendiğinde bir kere aklımıza olumsuz önce gelecek. Şimdi olumlu eleştiri olabilir ama aşağıdaki cümlelerden hangisinde eleştiri vardır diyorsa biz önce olumsuzluğu arayacağız. Niye biliyor musunuz? Çünkü olumlu eleştiri soruyorsa mutlaka aşağıdakilerden hangisinde olumlu eleştiri vardır diye sorar. Bu çok önemliydi. Lütfen bunu not alın. Lütfen. İnsanların dertlerini eserlerinde başarıyla işlemiştir. Ben ne yaptım? Eleştirdim değil mi bu yazarı? Ee, eserlerinde insanları ne yapmış? Dertlerini dinlemiş. Başarıyla mı dinlemiş? Başarıyla dinlemiş. Ah baksana oğlum eleştiri. Çok önemli. Öz eleştiri. Ya kişinin kendisini eleştirmesidir. Lise yıllarında yaptığım bu tablolarında, bu tablolarda aslında hiç mi hiç renk uyumu yok. Kendisinin yapmış olduğu tabloları eleştiriyor gençlik yıllarında yazdığım ve güzel bulduğum şiirlerin bir sanat değeri taşımadığını şimdi anlıyorum. Kendisi eleştirmiş. Evet diyor ben gençliğimde yazdım ama aslında bir sanat değeri yok. Bitti. Öz eleştiri bakın. Değerlendirme çok önemli dostlar. Bir sanatçı, bir eser veya bir durum incelendikten sonra bunlarla ilgili ortaya konan düşüncelerdir. Ve bence en önemli cümle geliyor kesinlikle not alın. Değerlendirmeden bahsetmem için somut bir şeyin olması lazım. Yani sanatçı eser, bir kitap bir şey olacak. Eleştiriden farkı bu. Mesela ben gelirim derim ya senin bu hareketlerini beğenmiyorum gibi. Bu eleştiri. Ama değerlendirme olması için benim bir kitabı alacağım, değil mi? Bir eseri bir şeyi alacağım, okuyacağım, iyice bir değerlendireceğim. Sonra ortaya koyacağım. Mutlaka somut bir şey, bir veri olmak durumunda dostlar. Evet. Bir sanatçıya, bir yapıta yönelik olmayan, genel yargı niteliği taşıyan anlatımlar asla değerlendirme olamaz. Şimdi örneklerimize bakalım. Yazar son yapıtında sokak çocuklarının dramını başarı başarılı gözlemlerle anlatıyor. Bak, eleştiri var işin içerisinde ama değerlendirme ağır basar. Neden? E çünkü bakın bir somut bir şey var, son yapıtı var. Demek ki adam bunu eleştirmiş. Sonra bu kanıya varmış okumuş iyice anlamış sonra bu kanıya varmış dostlar. Öznel veya nesnel olabilir bunu da unutmuyorum değerlendirme öznel de olabilir. Yani aldın romanı dedin ki roman işte 36 sayfadan oluşmuştur İşte bölümlerinde şunlar vardır gibi değerlendirdin. E bu da somut şey i̇şte özür dilerim e, nesnel çünkü aldın dedin kitap şu kadar bölümden oluşmuş bu kadar sayfadan oluşmuş cümlelere böyle başlamış. Bu nesne ama desen ki başarılıdır. Bu yapında bu yapıtında şunu şunu yapmıştır dediğin an neye girdi? Öznere girdi dostlar. Şimdi değerlendirme cümleleriyle yorumlamayı birbirine karıştırmayacağız. Şimdi yorumlamada kişinin fikirlerini istediği yönde dile getirmesi vardır. Ama değerlendirmede arkadaşlar şey pardon yorumlamada istediği gibi, istediği yönde söyler bir de değerlendirmeye göre daha özneldir. Değerlendirmede nesnellik de söz konusudur. Bunu unutmayalım. Değerlendirme cümleleri daha kapsamlıdır. Çünkü sen alıyorsun, bakıyorsun, eleştiriyorsun, iyice analiz ediyorsun, sonra o kanıya varıyorsun. Bir yapıtın birçok yönünü tutarsızlık yapmadan anlatmak önemlidir dostlar. Değerlendirmede diyoruz. Bakın Cahit Sıtkı'nın 35 yaş şiirinde ölüm korkusunu yansıttığını anlatan bir cümle e, almış, okumuş, bu kanıya varmış, değerlendirme. Yazarın romanına verdiği isim içeriğine çok güzel uymuş. E romanı almış, okumuş, sonra bu kanıya varmış. Diyoruz ki ismi güzel olmuş. Romanın başında bak dikkat ederseniz hep somut şeyler var dostlar. Romanın başında bir tilkinin yiyecek arayışı uzun uzadıya tasvir edilmiş derken yine bir değerlendirmeden bahsetmiş. Ön yargı. Hani ön yargılı davranma diyoruz ya aynen o bir olay veya konu hakkında onun gelecekteki durumunu bilmeden önceden benimsenmiş olumsuz düşünme arkadaşlar şartlanmışlık vardır bak aslında ön yargı olumlu da olabilir ama ön yargı dendiğinde biz genellikle olumsuz anlayacağız tamam mı ama olumlu da olabilir şimdi sen bilmiyorsun gelecekteki durumuyla ilgili fikir yürütüyorsun mesela Dedin ki bu filmin ödül alması imkansız. Neye dayanarak dedin? Bilmiyorsun ki geleceği hemen e, medyum gibi geleceği yoramazsın ki. E ne yaptın bak ön yargılı davran. Sergideki resimleri kimse beğenmeyecek. Neye göre beğenmeyecek? Biliyor musun beğenip beğenmeyeceğini? Yok. Ne yaptın ön yargılı davrandın. Önemli. Şair Hilmi Yavuz'un önümüzdeki hafta çıkacak olan Şiirim Gibi Yaşadım adı hatıra kitabı çok ses getirecek. Bak olumlu ön Nereden biliyorsun getirecek? Belki getirmeyecek. Bu çocuk adam olmaz. Ne biliyorsun? Ya olduysa. Bak yine bilgisayarı bozacak. Ya daha bir dur daha yeni geçti. Nereden biliyorsun? Gerçi bu hızla geçtiyse insan açıkçası bir kafasında şüphe oluşuyor dostlar. Öneri. Ya öneri dediğim şey tavsiye arkadaşlar. İşte derslerine böyle böyle çalışmalısın. Genelde hocalar söyler. Anne babalar. Hani birazdan nasihatle karışık bir şey. Ya bir sorunu çözmek, bir eksikliği gidermek için öne sürülen görüştür. Arkadaşlar tekliftir, tavsiyedir. Televizyoncuların çocuklara yönelik güzel programlar yapması gerekiyor. E, televizyonculara ne yapmış? Öneride bulunmuş. Ne demiş? Çocuklara daha güzel programlar yapın, adam olun. <laughs> Ayağını yorganına göre uzat. Öğüt nasıl ya? tavsiye, teklif, bitti. Şiire düz yazıya doyduktan sonra yönelmelisin. Önce bir şiiri hallet sana önerim. Düz yazıya şey önce bir düz yazıya doy. Düz yazıyı hallet sonra şiire geç. Bu. Seninle barışmasını istiyorsan ona küçük bir hediye almalısın. Yani barışmasıyla ilgili bir öneri de bir teklifte bulunmuş. Kendine bir hesap makinesi alsan iyi olur. Diyorsunuz eskiden bankalarda hesap makinesi yerine dostlar bunlar kullanılırdı. Yani bilenler bilir, bizim yaş aralığımızdakiler Ki onlar da genelde dinlemiyordur muhtemelen. Gençler pek bilmez ama bu vardı. Mazda çok kullanışlı arabadır, alabilirsin. Evet, Mazda severler. Özellikle sevdiğim için yazdım, onu da söyleyeyim. Ee, yani ne yapmış? Mazda'nın iyi olduğu ile alakalı bir öneride bulunmuş. Yani araba istiyorsan o iyidir demiş. Tasar, plan arkadaşlar. Tasarlamak, planlamak, tamam mı? yapılması düşünülen şeylere, geleceğe yönelik planlara biz tasarı diyoruz. Tamam mı? Yani önce onu zihnimizde canlandıracağız, hayalini kuracağız. İşte arkadaşlar tasarı kişinin o işleri nasıl yapacağıyla ilgili zihninde canlandırdığı şeylerdir. Nasıl mı? İkinci baskıda kitabıma bazı bölümler ekleyeceğim. E ben bunu bak ikinci baskıda yapacağım. Planladım bunu kafamda. Önümüzdeki yıl Tatilimi Ege'de geçireceğim. E bak ne yaptım tatille ilgili bir tasarıda bir planda bulundum. Bu kadar. Ama tasarıyla öneriyi de karıştırmayalım. Bak öneri kişinin kendisiyle ilgili olmayan bir eksikliğin yanlışlığın düzeltilmesi noktasında yapılan tekliftir. Tasarı ise kişinin kendisiyle ilgili gelecekte yapacağı planladığı şeylerdir. Yani öneride başkasına yaparsın tasarıda kendin planlarsın tamam mı? Şiir yazarken sözcüklere dikkat etmelisin. Kimsen, Bak başkasını öneride bulan, bulundu. Ama tasarı bak şimdi kendimle ilgili. Şiir yazarken bundan sonra sözcüklere dikkat edeceğim. Kim ben? Tasarı plan. İkisinin ayrımı önemli dostlar. Yakın mı? Şikayet etme aslında arkadaşlar. Kişinin yaşam koşullarından, ortamdan, olaydan şikayet etmesidir. Ortaya söylenir daha çok. Sitemden farkı budur. Ya günlerdir kapımı kimse çalmıyor. Ne yaptım? Şikayette bulundum ama özellikle birine değil. Ortaya söyledim. Bir de sözüme kulak verse. Vermiyor ki. Bak ortaya söyledim. Keşke bizim çocuğumuz da böyle uslu olsaydı. Ne yaptı? Çocuğunun yaramaz olmasıyla alakalı kendince bir serzenişte bir şikayette bulundu dostlar. Direkt muhatabına değil biraz daha ortaya söylenen ifadelerdir yakınma ifadeleri. Pek çok insanın çöp toplayarak geçimini sağlamak zorunda kalması ne kadar acı. Yani direkt bu işin sorumlularına değil de ortaya söylüyor değil mi? Ne kadar acı diyor ya insanlar. Şikayette bir serzeniştir. Aslında arkadaşlar yakınma bir serzeniş olarak da düşünülebilir. Serzeniş de yakınma demek. Şikayet. Şu bizim kral koltuğundan kalkıp halkın dertleriyle ilgilenmeye ne zaman başlayacak acaba dediğinde arkadaşlar yine ne yaptı bir yakınmadan bir şikayetten bahsetti kralla alakalı dostlar. Devam ediyoruz sitem. Bak yakınmayla sitem birbiriyle karıştırılır ama yakınma ortaya yapılır. Şikayet vardır. Sitemde de kırgınlık vardır. Direkt muhatabına yapılır o yakınma. Şey sitem sevilen, güvenilen bir kimseye karşı yaptığı hakaretin veya söylediği sözün üzüntü uyandırdığını öfkelenmeden bildirmektir. Yani bir kırgınlık vardır. Bak yakınmada dostlar bu çok önemli. Biraz kızgınlık var. Sitemde kırgınlık var bir ibadet gibi beklerim selam vermeden geçer sevgili. Bak direkt sevgiliye ne yapmış? Sistemde bulunmuş. Güvendiğim dağlara kar yağmış. Bak direkt ne yapmış? Öfkelenmeden üzüldüğünü, kırıldığını bilir. Sen de mi Brutus? Ne yapmış? Direkt Brutus o arkadan bıçaklıyor ya kendisini hançerliyor veya. Ne yapıyor ona diyor değil mi? Sen de mi diyor ya bak. Ne yapıyor ona kırıldığını ifade ediyor dostlar buradaki sitem sözcüğü. Evet Züğürt Ağa filmi olması lazım. Hani babasına biraz sistemde bulunuyor. Aşk olsun baba diyor bunca yıllık oğlunun yapılır mı bana? Ne yaptı? Direkt muhatabın yüzüne biraz da kırgınlığını ifade etmek için söylenen bir cümle dostlar. Kaygı. Yani kaygı arkadaşlar endişe tasa. Bak yazalım endişe. Değil mi? Tasalanmak. Bir olayın yapılacak olan bir işin olumsuz sonuçlanacağı yönünde duyulan endişedir, tasadır. Bak, olumsuz sonuçlanacak. Yani kendisi, kişinin bir iş yaparken acaba başarısız olur muyum? Acaba ne olacak? Acaba bu kötü mü olacak gibi kendi kendine düşünmesine biz kaygı diyoruz. Bak. Bin bir emekle gün yüzüne çıkarılan bu eserler acaba gereken ilgiyi görecek mi? Ne yapıyor? o kadar uğraşıyor. Acaba diyor endişeleniyor. İlgi görecek mi diyor benim bu eşyalarım. Ne yaptı? Kendince bir endişe, bir kaygıya girdi dostlar. Dolayısıyla burada ne var? Bir kaygı, bir endişe, bir tasa var. Özlem deyip bence özlemde bırakalım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın.